Bu videoda dağılımları karşılaştırmaya başlayacağız. Karşımızda Ocak ayı için iki şehrin çeşitli sıcaklıklarını gösteren iki dağılım var. Bu Portland'a ait. 1 ile 4 derece Celsius arasında 8 gün, 4 ile 7 derece Celsius arasında 12 gün var. Buradaki de Minneapolis'e ait olan dağılım. Dağılımları karşılaştırırken karşılaştırmayı merkezlerine ve yayılmalarına göre yapabiliriz. Yayılmadan zaman zaman. ...değişebilirlik olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Evet, karşılaştırmamızı bunlara göre yapacağız. Bu arada karşılaştırma derken herhangi bir hesaplama yapmaktan... ...yani mesela merkezi eğilim için ortalama ya da medyanı seçip... ...bunların neye eşit olduğunu hesaplamaktan bahsetmiyorum. Yani eğer birbirlerine çok yakınlarsa yapabiliriz tabii ama... ...önemli olan karşılaştırmayı göz kararı yapabilmek. Aynı durum yayılma ve değişebilirlik için de geçerli. Bu ikisi için de birden fazla ölçüm yöntemi var. Ortalama ve medyan merkez için açıklık, çeyrekler açıklığı, ortalama mutlak sapma ya da standart sapma da yayılma veya değişebilirlik için kullanılan ölçümlerdir. Ama zaman zaman tüm bunları göz kararı olarak da söyleyebiliriz. İlk olarak bana hangi dağılımın merkezinin daha yüksek olduğunu söyleyebilir misiniz? Bunları karşılaştırabilir miyiz dersiniz? Portland'ın dağılımına bakarsak dağılımın merkezini düşündüğümüzde ortalamayı ele alırsak ki burada ortalama ve medyanın birbirine oldukça yakın olduklarını düşünüyorum. Evet ortalamanın yaklaşık olarak 7 hatta 7'den biraz daha düşük 5 ile 7 arasında olduğunu söyleyebilirim. Evet bu dağılımın merkezi eğilimi 5 ile 7 arasında. Ortalama ya da medyan hangisini düşünmek isterseniz. Buradaysa yani Minneapolis için merkezi eğilimin eksi 2 ya da eksi 3 derece Celsius olduğunu söyleyebilirim. Evet, dağılımların ortalama ya da medyanlarının ne olduğunu bilmememize rağmen, Portland'ın dağılımının daha yüksek bir merkeze sahip olduğunu görüyoruz. Hemen not edeyim, Portland'ın dağılımının merkezi daha yüksek. Az önce de söylediğim gibi ister ortalama ister medyanı hesaba katın. Peki ya yayılma ya da değişebilirlik için ne söyleyebiliriz? Açıklık olarak düşünecek olursak, Portland için 1'den küçük ve 13'ten büyük herhangi bir değer yok. Yani buradaki açıklık en fazla 13 derece Celsius olabilir. Aslına bakarsanız birinci sütuna katkıda bulunan 3 ya da 3,9 dereceler var. Buradaki sütun içinde 10,1 derece olduğunu düşünürsek açıklık en fazla 12 derece olabilir. Burada ise açıklık neredeyse 27 derece. Buna dayanarak hatta aynı tespiti sadece bakarak da yapabiliriz. Ölçekler aynı olduğuna göre yani yatay eksendeki değerler aynı olduğuna göre bu dağılımın çok daha geniş bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de Minneapolis dağılımının yayılması daha fazladır ya da değişebilirliği daha fazladır diyebiliriz. Hadi bir tane daha yapalım. Bu defa farklı bir gösterim kullanacağız. Bir bakalım. Olimpiyat oyunlarında tüm branşlarda çeşitli yarışma roundları vardır. Bu branşların biri de erkekler 100 metre sırt üstü yüzmedir. Üstteki nokta grafiği 2012 olimpiyatlarında finale kalan 8 yüzücünün zamanlarını ki saniye olarak evet göstermektedir demişler. Yeşil grafikte finali vermişler. Alttaki nokta grafiği ise aynı 8 yüzücünün yarı final zamanlarını veriyormuş. Haydi bakalım. Bana hangi dağılımın merkezinin daha yüksek olduğunu söyleyin. Bu örnekte medyanı düşünmenin daha kolay olduğunu sanıyorum. Ortalama için daha fazla hesaplama yapmamız gerekebilir ama medyan, bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane nokta olduğuna göre medyan üst dörtlü ile alt dörtlü arasında olacak. Final için merkezi eğilimin yaklaşık olarak 57,1 saniye olduğunu söyleyebilirim. Yarı finalin merkezi eğilimi ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet aşağı yukarı burada bir yer. 57'den büyük 57,3 diyebiliriz. Yarı finallerin merkezi eğiliminin daha yüksek olduğunu görüyoruz ve bu aslında son derece mantıklı. Yüzücülerin finalde çok daha hızlı yüzmelerini bekleriz öyle değil mi? Yani yapacakları zamanlar yarı finaldeki zamanlarına göre daha iyi olmalı. Her neyse. Yarı finalin merkezi daha yüksektir diye not ediyorum. Bu arada bunu medyana göre göz kararı olarak söylüyorum ama buradaki ortalamanın da final ortalamasından daha yüksek olacağını düşünüyorum. Peki ya değişebilirlik? Ölçek aynı olduğu için yine açıklığa bakabiliriz. Finaldeki açıklığın yarı finaldeki açıklıktan daha geniş olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu da finalin değişebilirliğinin daha fazla olduğu anlamına gelir. Neden? Tekrar ediyorum, açıklığı daha fazla. Ondan. Bu arada açıklığı daha fazla olan bir dağılımın standart sapmasının daha düşük olduğu durumlarda vardır. Ama e, yani mesela arası çok çok açık olan iki nokta düşünelim. Diğer noktalarda buna çok yakın olsun. Buna benzeyen bir dağılım. Yatay ekseni de çizelim. Evet buna benzeyen bir dağılımın buna benzeyen farklı bir dağılıma göre açıklığı fazla ve standart sapması küçük olabilir. Çok kaba bir örnek olabilir ama evet bu dağılımın da açıklığı azdır ama standart sapması buna göre daha büyüktür. Daha iyisini yapabilirim bir saniye. Evet, evet buna benzeyen bir dağılımın açıklığı buna göre azdır ama standart sapması daha büyüktür. Kısacası her zaman tek bir ölçüte göre karar vermek doğru değildir. Yani sadece açıklık ya da standart sapmayı değerlendirmemeliyiz ama bunun gibi bir örnek için yeşille verilmiş final verisinin açıklığının ve değişebilirliğinin daha fazla olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Çünkü çok da kesin bir karşılaştırma yapmadık.